Buyurun Hülya Hanım, siz başlayın. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Ankara'dan Hülya Açıkgöz, sosyolog Hülya Açıkgöz, sevgi ve selamlar gönderiyorum. Bugün müziğin toplumsal yapılar, kimlikler ve değerler üzerine etkisi üzerine Profesör Doktor Mahdi Vojdani ile konuşma yapacağız. Sanat toplumun gelişimini etkiler ve aynı zamanda toplumdan da etkilenir. Müzik insanlıkla birlikte doğmuş, gelişmiş, toplumla beraber şekillenmiştir. Tarihsel süreç içinde de yaşanan her olayda, savaşlarda, yasaklarda, kurallarda, refah, bolluk toplumun her alanını etkilemiştir. Müziği de derinden etkilemiştir. Hocam sizi biraz tanıyalım biz, Mahdi Hocam, ve bize neler katmak istersiniz? Heyecanla bekliyoruz sunumlarınızı. Buyurun hocam. Tamam, tekrar selam veriyorum. Umarım iyisiniz. Ben Mahdi Vujdanim, besteci, orkestra şefim. Dört tane albümüm var. Müzik, film, dizi ve tiyatro yapıyorum. Şimdi Kanada'da konuşuyorum. Umarım ki bu toplantı sonuçta iyi çıkıyor. Çünkü benim için sosyoloji ve müzik çok önemli var. Bence sosyoloji ve müzik beraber. Böyle var. Bazen düşünüyorlar ki sosyoloji, tarih, müzik ve psikoloji beraber. Bence bana göre aynı değil. Var, çok farklı var ama çok yakın. Hatta bu sonuçta ben bir şey istiyorum ki umarım inşallah seneye üniversite bir ders sosyoloji, yani sanatçılar bir ders sosyoloji okuyorlar. Çünkü çok önemli. Bana göre sosyoloji kendisi bir sanattır. Hatta sanat eseri yaratmaktan daha zordur bence. Ben 6 sene Türkiye yaşadım ve orada birçok müzik yaptım, bir kitap paylaştım. Türk sanatçılar, özellikle gençler, başarılı olma ve dünyada parlama yeteneği sahiptir bana göre. Yeni nesil çok farklı var. Orijinal arabesk müzik, Türk müzik falan bazen sevmiyorlar. Ama teknoloji sayesinde yeni müzikler yapıyorlar. Ve çok yaratıcılık bana göre. Ben Türkiye bu akademi mesela haftaya 25-30 tane öğrencim var. Çok yetenek. Yani ben diğer ülke öğrencim var ama Türk öğrencileri daha farklı var. Özellikle yeni nesil. Ve eğer devlet destek veriyor, bu öğrenciler seçiyor, destek veriyor, iyi güzel eğitim veriyor. Bana göre dünyada tamamen aynı yıldız, aynı yıldız. Vallahi. Fazla konuşmuyorum. Diğer hocalar konuşuyorlar. Ama Türk müzik kültürü sokakta duyabilir. Mesela sokakta İstanbul'da mesela. İstanbul'un sokaklarında yürüyorsunuz. Eğer Fransız müziği duyuyorsanız kafanız karışıyor. Neden? Çünkü kültür ve sosyal birbirini, müzik ve sosyal birbirini bana göre. Eğer şu mesela siz İstanbul'da ya da diğer şehirde, Konya, Ankara'ya, o özellikle yabancılar yürüyorsunuz, diğer farklı yabancı müzik dinliyorsunuz, iyi his gelmiyor. Türk müziği dinliyorsunuz, ha ne kadar güzel. Ama diğer ülke farklı bana göre. İnsanları, toplumu, davranışlar, trafiği hatta vesaire etkiliyor ve mesela bir besteci olarak arabesk tarzda ve Türk müziği yakın iki eseri yapıyorlar. Sebep oldu. Gerçek ve etkili sanat, sanatçı değil toplumun, öz yaşam
uykusuzluğu olmalıdır. Sanat bir toplumsal taahhüt ve toplumsal kontrol ve rehberlik aracıdır. Toplumdan etkilenmeyen başarılı bir besteci, yazar, şair, ressam bulamazsınız. Her sanat eserinin bir veya daha fazla sosyal sorunu vardır. Sanatçı toplumda ilham alıyor. Bana göre. Fazla konuşmuyorum. Diğer hocalar Mehdi konuşuyorlar. hocam, ekrana yansıtma şansımız var mı sunumunuzu? Var ama bilmiyorum nasıl ekran paylaşıyorum. Aa, Tamam hocam. Evet, ben 3 Şey. sayfa PDF yazdım. Bu toplantı sonradan size atıyorum. Tamam hocam, peki, Tamam. teşekkür ederim. Rica ederim. Başkalarına da söz hakkı verin dedi Hülya Hanım. Veya Evet. belki Aziz Bey bir şey söyleyebilir. Biraz Bir... müzik kulağa iyi gibi geliyor bana. Hocam Aziz Bey şu gelmedi hocam. sesinizi düzeltin. Siz yine çocuk sesini almışsınız. Aziz hocam. Yok, Aziz hocamın sesi yok. O zaman Ali Bey'in vardır müzik ile ilgili. Geldi mi Düzeldi. Aziz Bey'in sesi? Ha, düzeldi Geldi. düzeldi. Buyurun. Hocam şöyle, öncelikle Mehdi hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Burada görmek çok güzel. Teşekkür ederim. Övgülerinizden de çok memnun kaldım. Evet, sanat müziği, halk müziği ve arabesk konusunda. Tabii arabesk daha çok İran müziğiyle de yakındır. Yakın. Tını olarak yakın. Evet. Evet. Bu anlamda tabii size ve bize daha hoş gelebilir ama Avrupa'da nasıl karşılanıyor arabesk müzik, ya da Amerika'da nasıl karşılanıyor? Bizim ruhumuzda olduğu için biz beğeniyoruz tabii İran müziğini ya da arabesk müziği. Acaba Avrupa ve Amerika nasıl bakıyor? Hocam, ben müzik ters söylüyorum. Avrupa'da müzik iki bölümü var. Major, minor. Okay? Major ve minor. Büyük ve küçük. Ama İran ya da Türk müziği makam var. Avrupa'da mesela piyano makam yok. Çalışmıyorlar. Duymuyorlar. Bilmiyorlar yani zaten. Ama mesela Türk bir alet var. Enstrüman bağlama. Bağlama makam çalıyorlar. Ya da klarnet çalıyorlar ama makamla. Yarım ses. Ama Avrupa'da, Amerika'da onu hiç bilmiyorlar. Anlamıyorlar. O zaman arabesk çalıyorlar, daha güzel geliyorlar. Yani yeni müzik duyuyorlar. Ve şaşırtıyorlar ki bu ses, bu piyano ya da mesela bu bağlama nasıl çıktı? Ben mesela bir konsept verdim İran'da. Türk müziği yazdım. Yaptım. Tamamen. İran'da çok beğendiler. Avrupa'da onu denedi yaptım. Toronto, Kanada'yı böyle deney yaptım. Herkese beğeniyorlar. Bana göre iki konu var. Bir, önemli yani. Derin müziği. Derin var. İkinci, makamlar. Yani yarım perde. Yarım sesler. O zaman daha iyi geliyor. Ama neden bu müzikler, arabeskler daha neden derin var? Çünkü sosyal içinde bu ses çıkıyor. Bir örnek veriyorum. Ben öğrencilere diyorum ki nota bakma, kalbinde çal. Nasıl? Yani söylüyorum. Öğrencim, piyano nasıl çalıyorsun? Diyor ki hocam ellerini çalıyorum. Yok. Nota ellerini faydasız. Kalbinde çal. Kalp çok önemli. Türk müziği aynısı. Arabesk aynısı.
Ama Avrupa'da farklı var. Amerika farklı bana göre. Aslında hocam bizde müziğin bazı toplumsal rolleri de var değil mi? Düşünüyoruz. Nedir bunlar? İşte dayanışma, kaynaşma, paylaşma, işbirliği yapma, birleşme ve bütünleşme de oluyor. Müziksel iletişim ve etkileşim de yapabiliyoruz. Bunu terapilerde de kullanılıyor aslında. Bizim meşhur bir Evet. sözümüz vardır klasik, müzik ruhun Doğru. gıdasıdır diye. Gerçekten çok da etkili oluyor. Peki bu Avrupa ve Amerika'da da bu şekilde hissediliyor mu müziğin toplumsal rolleri, yoksa çok sıradan mı bakılıyor bizim yeni nesilde olduğu gibi? Hulya, bakın, klasik müzikler romantik zamanlar sonradan, yani klasik barok, klasik Rönesans yok, o kadar etkilemiyor. Ama romantikler sonra Tchaikovsky, Paganini, Brahms, hatta mesela zamanında Franz Schubert, bazen parçalar ki minor gamlar o beste yapmış, etkiliyor. Bakın, dünyada mesela nasıl kuzey, güney falan falan var. Oriental müzik çok farklı var. Oriental hangi ülke var? İran, Türkiye, Arap, biraz China, India. Ama klasik parçalar o taraf var. Nasıl söylüyor? Armoni çok farklı, armoni. Yani bu tarafta minor tamamen parçalar yazıyorlar besteciler, ama o tarafta major yapıyorlar. O kadar farklı. O besteler ki mesela Schubert, Tchaikovsky minor parça yazmış, oriental tarafında çok iyi geliyor. Ama terapi için mesela bir örnek siz verdin. Klasik müzikleri daha çok Klasik, tercih ediyoruz. ama yeni düzenleme yapmıştılar. Nasıl? Mesela 5. senfoni Beethoven, ta 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 tam, ta 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 tam. O terapi değil. O zaten herkes duyuyor, kafa karışıyor. Da ta ta tam, ta ta ta. Ama yeni düzenleme yapıyor. Mesela bir alet, saksifon ya da klarinet. Metronom düşüyor. Ta 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 tam, ti 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 tam. Evet, herkes duyuyor. Hoşuma geliyor. Relax yapıyor. Yeni düzen, yeni aranjman lazım. O zaman mesela ön sene var ki tamamen klasik parçalar dünyada paylaşıyorlar. Relax müzik yapmışlar. Mesela klasik parça aşağıda relaxation. Relaxation yani yeni aranjman ve böyle. Trapik gibi. Ama pardon, çok konuşuyorum. Bazen alet müziği var, instrumental var ki sadece terapi için. Piyano, saksafon, klarinet. Ama bazen instrument var ki terapi yok. Faydasız. Neden? Çünkü sesler o kadar yüksek ve aksan çok var. Mesela trompet, timpani yok. Ses iyi gelmiyor. Cello çok iyi. Çok farklı. Cello derken İtalya'nın çal bellosundan mı bahsediyorsunuz? Ben yanlış mı anladım? Her Cello ülkenin kendi her siyasi ülke, müziği cello her vardır. ülke, her ülke, her enstrüman, her ülke çalıyorlar. Ama Peki. bazen şey takip ediyorum. Cello Türk müzisyenler daha farklı çalıyorlar. Çünkü yarım ses biliyorlar, çalıyorlar. Ama İtalya'da onu hiç anlamıyorlar. O Evet. zaman biz daha duygusal ve ruhsal bir millet oluyoruz Tabii, dünyaya göre. tabii. Peki siz 6 sene Türkiye'de yaşadığınızı söylemiştiniz hocam. Müzik Evet. konusunda bizi nasıl değerlendirdiniz ülkemizi? Hem kimliğimiz, hem yapımız, hem değerlerimiz üzerinde nasıl değerlendirme yaptınız? Vallahi nasıl söylüyorum? Kızınız Zor soru. gerekliymiş hocam. Okuldan bir çağırsa da canım. Yok, evet, yok. Ben onu yazdım, yani 3 sayfa bir metin yazdım. Onu tamamen örnek verdim, cevap verdim yani. Tamam. Ama hakikaten mesela ben örnek veriyorum. Ben besteciyim. Bir müzik yapmak istiyorum.
Dışarıda gidiyorum. Tamam. Hı. İnsanlar bakıyorum. Kafeler gidiyorum falan falan. Bir şey aklıma geldi. Örnek veriyorum. Şu anda Kanada mesela ben sokakta çıktım. Kafe, restoran çok farklı var. Mesela Türkiye, İran'da dışarıda sandalye var, masa var, kahve falan. Burada yok. Kafam karıştı. Mesela burada neden böyle? O kadar kültür farklı. Ben beste yaptım. İki tane müziğim. Türkiye arabesk gibi var. Paylaştım. Spotify falan var. Neden onu yazdım? Nasıl yazdım? Dışarıda çıktım. İnsanlar baktım. Davranma baktım. Konuştum. Trafikler falan falan. Okey, anladım. Bu insanlar ne istiyorlar? Hangi müzik o insanlar duyuyorlar, sonra seviyorlar? Tamam. Age farklı, yani sene farklı. Teenager diğer müzik seviyorlar. Ortasında diğer müzik seviyorlar. Ben orta yapıyorum. Hı. Bilmiyorum öyle yeni müzik, yani elektronik müzik bilmiyorum. Anlamadım yani. Ama ortasında yapıyorum. Ve sonra sonuç geldi. O mesela Türkiye günlerde 1.000 insan bu müziği dinliyorlar. Nasıl yani, ben iyi yaptım, doğru yaptım. Neden? Çünkü sosyal ve insanlar bana etkiledi. Sonra müzik beste yaptım. Evet. Şimdi siz kitap okumasını da çok seviyorsunuz. Bazı Evet. kitapları da okudunuz biliyorum ben hocam. Şimdi Tamam, burada Ali evet. Yalçın hocamız var. Ali Yalçın hocamızın da ben müzik üzerine katkısının olacağını düşünüyorum. Buyurun hocam, siz de ne eklemek istersiniz? Teşekkür ediyorum. Ses geliyor mu? Geliyor hocam. İyi akşamlar. Çok memnun oldum sizlerle tanışmaktan. Ben kısa bir giriş, şöyle bir saat kadar falan. Ülkemizde kaldığınızı söylediniz. Ülkemizde çok farklı müzik bölgeleri var. Ben Evet. Orta Anadolu'dayım. Ankara'dayım şu anda ama memleketim Kırıkkale. Yani Neşet Ertaş'ın memleketi, Hacı Taşan'ın memleketi, Abalıoğlu'nun memleketi. Yani Türk halk müziği dediğiniz için arz ediyorum. Evet. Ben şunu gördüm kendi yaşadığımdan dolayı. Siz girişte sosyolojiyle müziğin çok içli dışlı olduğunu ifade ettiniz. Aynı kanaattayım. Mesela Karadeniz'e giderseniz insanlar horon, müzik çok hızlıdır. Doğru. Zaten o coğrafyada yaşayabilmek için de hızlı olmanız gerekiyor. Doğru. Çevrenin kültüre ve dolayısıyla da müziğe direkt etkisi var. Orta Anadolu biraz daha düzdür. Elinizi kulağınıza atarsınız uzun havalarda olduğu gibi. Bağıra bağıra söyleyebilirsiniz. Önünüze tepe çıkmaz zaten kolay kolay. Dolayısıyla müzik insanların yaşantısını simgeleyen, ifade eden bir gösterge haline gelmiş. Bu çerçeveden Türk müziğine karşı, halk müziği, arabesk müziğine karşı yoğun ilginizin olduğunu ifade ettiğiniz için ülkemizin, yani Türkiye'nin müzik geleceğini nasıl görüyorsunuz? Ya da hangi alanlarda yoğunlaşmanın daha iyi olduğunu düşünüyorsunuz? Bir de son bir şey, siz en son geldiğiniz noktada ifade etmeye çalıştınız. Mesela bir Karacaoğlan 150-200 yıl önce yaşamış ama hala müzikleri üretilebiliyor, çalınabiliyor. 500 yıl önce yaşamış birisinin, işte Pir Sultan Abdal gibi bir tanesinin, biz rahatlıkla dinleyebiliyoruz. Ve kendimizi bulabiliyoruz. Bu da bizim musikimizin, müziğimizin yüzlerce, binlerce yıllık kültürümüzden bir sürü obje taşıdığının delilidir diye düşünüyorum. Bunu hem sosyolojik açıdan izah mümkün, hem de siz daha iyi bilirsiniz, müzik açısından izah mümkündür. Onun için de müziğin hülyanım ifade ettiler, ruhun dinlendiricisi olarak değerlendirilmesi. İsterseniz ben bu cümleye haddim olmayarak bir artı koymak istiyorum. Müzik doğru değerlendirilebilir ise bütün ülkenin dinlendiricisi, bütün ülkenin ferahlatıcısı, bütün Bravo. mahallenin, isterseniz ne derseniz deyin. Şimdi son bitiriyorum, uzatmayayım, vaktinizi almayayım. Şimdi Orta Anadolu dedim. Neşet Ertaş ben çok severim. Hayatını defalarca okudum. Dinlemediğim günde yoktur. Hemen hemen her günde dinlerim. Mesela Bir Yolcu diye
Bir Anadan Dünyaya Gelen Yolcu. Müthiş bir türküdür. Bu Orta Anadolu'da oyun havası olarak kullanılır. Gerçekte Alevi Bektaşi semahlarındaki tabir caizse dua, ibadet demeyeyim de dua noktasında, anma noktasındaki bir müziktir. Biz böyle bir milletiz. Yani aynı notalara, aynı seslere bir tarafta geçer ağlarız, bir tarafta geçer güleriz, bir tarafta geçer oynarız. Müzikle Anadolu insanı çok içli dışlı olmuş. Zat halinizin bunu çok daha iyi gördüğünü, konuşabildiğiniz Türkçe ile de çok güzel izah ettiğinizi görüyor, mutlu oluyorum. Böyle bir akşamda sizlerle birlikte olmaktan çok mutlu oldum. Çok teşekkür ediyorum. Türk müziğinin geleceği ve çevreyle müzik arasındaki irtibatlar noktasında görüşlerinizi alabilirsek mutlu oluruz. İyi akşamlar. Evet. Evet hocam. Buyurun hocam. Doğru söylemiştiler. Çok güzel. Bir şey aklıma geldi. Bana göre Türkiye her insan içinde bir müzik var. Bana göre. Ama dünyada öyle değil. Diğer ülke öyle değil. Avrupa'da mesela. Ve hocam bir şey işaret yapmış. Ben onu devam ediyorum. Evet, coğrafya çok önemli. Mesela İzmir tarafında bir sanat müziği var. Çanakkale diğer müziği var falan. Diğer şehirde Konya mesela dini müzik var falan. Ama ve her şehir bence mesela 100 tane 150 tane müzik var. Ama diğer ülke böyle değil. Ben bir şey istiyorum. Sosyoloji. Sosyoloji ve müzisyen İran'da hatta dünyada bence yakın konuşmuyorlar. Çok mesafe var yani. Sosyoloji diğer taraf gidiyorlar, müzisyen diğer taraflar. Yok, onu beraber yakın lazım. Peki hocam, bu Çünkü sosyolojiyle müziği siz nasıl birleştirdiniz? Yani çok anlayamadım. O yani ne düşünüyorsunuz sosyoloji ve müzikle alakalı? Hülya Hanım, örnek verdiğim ben mesela 5. Senfoni Beethoven o kadar dünyada çalıştılar. En Evet. güzel kim çalıştı? Herbert von Karajan, bir orkestra şefi. Neden tekrar her dünyada onu çalıyorlar? Kim daha iyi onu çalıyorlar? O ki güzel analiz yapmıştılar. Tamam, mesela ben analiz yapıyorum bu 5. senfoni. Başladı. Ta 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 tam. Ta 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 tam. Eğer onu dinliyorsunuz en çok farklı sadece bu 5 tane not yapmıştılar şefler. Mesela ta 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 tam uzatıyor. Bazen şefler ta 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 tam. Ta 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 tam. Tekrar bu müzik tekrar ta 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 tam. Ama notası aynı. Neden farklı var? Çünkü o şefler analiz daha anlatmak daha farklı var. Tamam. Mesela bana göre ben çok iyi analiz yapıyorum ve bitiyorum. Siz yarın ya da bir saat sonra yeni analiz yapıyor. Neden? Kim doğru analiz yapıyor ki? Sosyal mesela Beethoven bu müzik nerede yapmış? Almanca ne zaman yapmış? Mesela 100 sene önce, 100 sene önce Beethoven bu müzik yapmış. Almanca savaş var mı? Yok mu? İnsanlar mutlu mu? Üzgün mü? Kim onu bana destek veriyor? Sosyoloji. Ama bazen yanlış anlıyorlar ki bu tarih müziği var. Yok, tarih müziği değil. Tarih müziği farklı var. Tarih müziği, psikoloji yakın. Ama sosyoloji daha farklı var. Sanatçılar, ressamlar, şairler, tamam. Ama müzisyenler özellikle sosyoloji için çok önemli. Anlatmak lazım. Anladım. Mesela Hocam bir de
Fatma Ateş hocamız galiba bir şey sormak ya da eklemek isteyecek hocam. Onu da buyurun hocam. Hocam merhabalar, aramıza hoş Merhaba. geldiniz Mahdi Teşekkür. Bey. Sizi çok tebrik ediyorum. Gerekli, önemli bir konuyu tespit etmişsiniz. Sosyoloji ile müziğin bağlantısı hakikaten çok. Kültür, ikisi de kültür. Toplumların yaşadığı kültürün bir nevi ifadesi. Bizim Türklerimizin köklerine de bakarsak, kadim Türk tarihinde işte Kopuz'la başlamış, dilden dile destanlar, yazılı tarih olmadığı halde dilden dile, kulaktan kulağa söylenerekten günümüze gelmiş destanlar, müzikler, ritimler hepsi var ve biz geçmiş atalarımızın neler yaşadığını, işte çektiğini, iyi ya da kötü günlerini, yaşantılarını o şekilde biraz idrak edebiliyoruz bugün bile. Ritim, güfte ve besteden oluşuyor sanıyorum müzik. Bugün ruhun gıdası diyoruz ama arabesk diye bir müzik çıkardılar. Ben çok muzdaribim ondan. Özellikle başı çeken birkaç tane müzisyen var. İşte kitlelere böyle hitap ediyorlar ama onları dinleyen kitleler, gençler nedense kendilerine dert üretiyorlar. Dert üstüne dertçe böyle jilet atıyorlar. İşte alkol içiyorlar. Ruhun gıdası da zehirlendi yani. Arabesk aslında ruhun gıda Bu da evet. zehirlenmesi. Başka bir bakış açısı hocam. Evet. Buna nasıl yorumlarsınız Mehdi hocam? Arabesk müzik söylemiştiler. Bence yavaş yavaş Türkiye'yi unutuyorlar. Çünkü gençler sevmiyorlar. Yani mesela ben öğrencilerim dedim ki ben bugün bir parça veriyorum. Arabesk gibi hocam yok sevmiyorum. Anında diyorlar ki sevmiyorum. Ne Yeni güzel. nesil böyle. Yeni nesil böyle. Evet. O zaman ben eğer sosyoloji biliyorum, onu anlıyor, anlatıyorum ki öğrencilerim tamamen. Ama sizin bir vazife, pardon ben onu çevre yapıyorum. Görev Bir vazifesi. görev, evet görev var ki kültürün devam edilir. Tamam, biliyorum siz böyle sevmiyorsun mesela arabesk ama bir görev var. Tamam. Görev çok önemli. Gençler bazen onu anlamıyorlar. Hocam bana ne? Mesela bana ne? Diğerler ona devam ediyorlar. Yok. O tarih çok önemli. Ben onu konuşuyorum ki Evet. siz eğer şimdi bu müzik, arabesk müziği unutuyorsun. Mesela 5 sene, 10 sene sonra arabesk bitecek. Tarih gibi var. Ama Başkanımız bir şey diyecek galiba. Necdet Hocam. Benden önce Ebru Hanım'ın bir eli Öyle mi? var. Ondan sonra Salih Bey'im var. Tamam, Sonra Ebru bizi Hanım. alabilirsiniz. Tamam, Ebru Hanım buyurun. İyi akşamlar diliyorum öncelikle. Hoş geldiniz hocam. Verdiğiniz kıymetli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Ben Gerçekten teşekkür sizi ederim. dinlemek, bilgilerinizden faydalanmak çok keyifli benim için de. Şimdi Teşekkür ben ederim. sevgili hocam öncelikle şuna değinmek istiyorum. Eskiye nazaran, eskiye dönüp baktığımızda aslında bütüm toplumlara ben Osmanlı'dan örnek vereceğim. Özellikle müziği çok güzel kullandıklarını biliyoruz. Savaş dönemlerinde mehter marşlarıyla aslında askerlerimize savaşa hazırlayıp onları motive edip toplumun nabzına geçip aslında bir nevi milliyetçi duyguları uyandırıp askerlerimizi vatan millet için savaşa hazırlamışlardı. Sizin de dediğiniz gibi müziğin katkısı, müziğin etkisi insan ruhunda çok önemli bu bağlamda. Yine baktığımızda güncel dönemimize, seçimlerimize ya da benzer tanıtımlarımıza müzik gerçekten toplumu etkileme konusunda gayet ön planda. Hani ben şuna değinmek istiyorum. Evet, Beethoven'dan örnek verdiniz.
O zaman yazmış dediniz ama güncel zamandaki dinlenen daha fazla ya da işte uyarlanan müzik daha fazla. Evet, bir değişim, dönüşüm var. Müzikte bir iletişim ve güncel zamanımızda güncellenerek gelen müziklerimiz siz değerli hocalarımız sayesinde bizlere de ulaşıyor ve gerçekten bizde de aynı benzer duyguları uyandırıyor. Ben şeyi çok merak ediyorum hocam, özellikle bu toplumu yönlendirmede müziğin gücünü, önemini doğru kullanabiliyor muyuz acaba? Hani evet, gerçekten Fatma Hanım değindi aslında, işte Arabesk diye bir grup çıktı ama saçma sapan müzikler yapılıyor. Birkaç insan onun üzerinden gidiyor. Gençlerimiz kendini kesiyor dedi. Ben bu konuda çok haklı buluyorum kendisini. Acaba toplumu müzikle de temelden sarsmak isteniyor olabilir mi? Hani bizim burada değinmemiz gereken nokta, müziğin bu şekilde toplumumuzu etkilemesine birazcık daha hani bilinçlendirmek, uyarı sağlamak, sizin gibi çok kıymetli sanatçılarımızın artması, gerçekten sanatı toplum için yapan hocalarımızın artması gerekmez mi? Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bir de 432 Hz diye bir şey var, frekans var biliyorsunuz, müzikte özellikle sakinleştirici etkisi olan. Bunların toplum açısından size göre etkisi nedir? Ne kadar hayatımızda ya da toplumumuza nasıl uyarlayabiliriz? Bu konuda katkı sağlarsanız çok sevinirim. Teşekkür ediyorum. Ben çocuk okula geldi. Bana tercüman yapıyor. Hocanın sesi mi gelmiyor? Bana mı öyle geliyor? Sen kızım okula geldi. Bana tercüman veriyor. Helen kızının. Bir saniye. Ben değişiyorum. Şu an ses geliyor. Kızı gelmiş, Nevzet hocam da bana Sesim tercümanlık geldi. yapacak diye öyle anladım ben. Tamam. Hocam, Merhaba. hepinize merhabalar. Merhabalar. Tamam. Tamam. Hocam ne söylediler? Bir daha söyleseniz İlkan'ım bir daha söyleseniz olur mu? Çünkü ben için. Tabii ki, iyi akşamlar, hoş geldiniz. Umarım güzel bir ders geçmiştir. Bol bol başarılar diliyorum yeni dönemde de size inşallah. Şimdi şöyle, çok kıymetli hocamın müzik üzerinde sosyolojik değerlendirmelerini dinliyoruz keyifle. Ve benim merak ettiğim ve öğrenmek istediğim, bakış açısını çok merak ettiğim nokta, toplumda müziğin etkisi zaten tartışılmaz. Evet. Güncel dönemimizde gerçekten bu müziğin etkisini bir olma, toplum olma, yatıştırma, yükseltme anlamında gereğince kullanabiliyor muyuz? Gerçekten şu anki müzikler en küçük böyle gençlerimizi, adolesan gruplarımızı etkileyip sarsmak mı istiyor acaba? Bunun için neler yapabiliriz? Bir de bu 432 olan frekansla alakalı, sakinleştirici etkisiyle alakalı çok kıymetli bilgilerini rica ediyorum. تجاهی فهم نمی سن که میگه که خب مثلا موسیقیان رو توپ میمونه خیلی تاثیر میذاره اینا، خب مثلا یکم از این موسیقی هم مثلا میتونه رو بچه ها تاثیر بذاره، مثلا سارسمک خوب سارسمون بکشم بگو سونا اشتر تاثیر چطور نظر شما تاثیر میذاره اینا کدوم موسیقی عربیست عربست مي یا نورمال میوزیک مي؟ Aslında Fatma Hocam da değinmişti. Bu yeni anladım nesil çıkan müziklerle alakalı. evet tamam Müziğe bugün موسیقی ترکیه خب باید برای بچه ها یه مقدار آسون بشه کلای بشه بتونن اینها اجرا بکنن و باهاش ارتباط بگیرن ilk başta şey dedi ki Türkiye'deki müziklerin hani çocukların daha çok bağlantı kurabilmesi için daha kolay olması gerekiyor. Hani daha basit bakmaktan biraz daha basit olması gerekiyor. و اتفاقا خیلی تأثیر خوبی میتونه روی بچه ها Ve بذاره hatta çocukların üstünde hani baya hani fazla şey kurabilir, hani bir sürü خب و در ناخودآگاه اونها میمونه تو ذهن بچه ها میمونه ذهن بزرگ که شدن بزرگتر که شدن خب چون قبلا این موسیقی رو اجرا کردن مخصوصا آرابسک موزیکلر میتونن که ارتباط بیشتری باهاش برقرار بکنن موسیقی با موسیقی آرابسک şey dedi ki hani küçüklükten dinlediklerinden dolayı bunların zihinlerinde kalıyor. Hani büyüdükten sonra da hani arasında daha çok bağlantı kurabiliyorlar şey açısından, hani sizin dediğiniz gibi. Yek çizi ki در ترکیه من دیدم که هجالا استادهای موسیقی ترکیه بجز اونهایی که کمان درس میدن مثلا پیانو فلوت
خودشون خیلی دوست ندارن که موسیقی آرابسک رو ders بدن به بچه ها. Babam orada çalıştığından dolayı şey düşünüyor, diyor ki hani oradaki hocalar kemer falan çalanlar işte çok fazla arabeski öğretmek istemiyorlar gibi bir durum var. Öyle görmüş, öyle anlamış. در صورتی که باید برای فرهنگ و نگهداری موسیقی آرابسک یا ترک سانات یا هالک موزیک، خب استادها، هوجالار تلاش کنن. یعنی وظیفه استادها هست که اونو درس بدن. İşte Türk müzikleri, halk müziklerinin daha böyle çok kaliteli kalsın diye bence daha çok hocaların şey etmesi gerekiyor, uğraşması gerekiyor, öğretmesi gerekiyor. Hani üstünden geçmemesi gerekiyor ki böyle kalsın, öyle tarihsel olarak herkesin zihninde falan. Hünermen به جامعهش تعهد داره. هنرمند خب آرتیست هم تعهده، تعهد داره خب، و برای این تعهدش باید Olsun. تلاش کنه. Şey diyor, müzikçiler mi? Müzikçiler toplumun için taahhütleri var ve bunun için çalışmaları gerekiyor. Bir de bir Ebru hocamızın bir söylediği bir şey daha vardı. Ebru hocam, onu tekrarlayabilir miyiz acaba? Frekansla alakalı. Evet, Frekans, frekansla alakalı, frekans. evet. Şöyle mi گفتن؟ Evet. ما در موسیقی سازها رو روی دو تا فرکانس کوک میکنیم، تمام؟ آره، یعنی اینها رو 440 و 442 خب تیون میکنیم. ببین Her şey de diyor ki biz şeyleri hani müzik şeylerini, aletler, ha, enstrüman. aletlerini, enstrümanları iki farklı tünlerde şey yapıyoruz. Frekanslarda tün yapıyoruz. Bir 40 440 ve 442. 440 440 bir de 440. evet 444. Evet. Tamam. خب حالا بعضی فرکانس ها هست خب که گوش انسان اونها رو میشنوه، بعضی فرکانس ها نمیشنوه. Ha, şey diyor ki bazı frekansları insanlar kendi kulaklarını hani çıplak şeyleriyle kulaklarıyla duyabiliyorlar. Bazen de duyamıyoruz biz. بعضی فرکانس ها هست که به گوش انسان با هر سازی که اجرا میشه خوش میاد، خوشش میاد. Bazı frekanslar işte neyle artık çalındığı önemli değil. İnsan gene hani beğeniyor. Hani güzel diyor. Sesi güzel falan من diyor. در اول صحبتم گفتم که چرا ما ایران شرقی ها از موسیقی، بعضی موسیقی های دوره رومانتیک خوشمون میاد، چون اون آهنگسازان نوت ها رو تو اون فرکانس ها نوشتن. Diyor ki başına da herhalde söylemiş, ben yoktum. Diyor ki bizim o tarafların niye bu kadar romantik müzikleri beğendiğin nedeni bu frekansların kullanılması. Aslında birazcık daha doğru yönlendirilmeyle çözülecek yani her şey. Evet. Tamam. Teşekkür Ebru hocam, ederim. alabildik mi yanıtımızı? Evet. Anlayabildik mi? Evet, çok Önemli teşekkür olan bu. ediyorum. Rica Evet. ediyorum. Salih hocamız var. Sanıyorum Salih hocamız da bir katkı sunacak. Buyurun Salih hocam. Teşekkür ediyorum. Gerçekten mükemmel, muhteşem bir program. Çok heyecanla takip ediyoruz. İlgili bu şeyde özellikle kendim Müslüm Gürses üzerine bir çalışma, sosyal etkileri üzerine çalışıyorum şu anda. Yani bunu merak ediyorum. Özellikle tabii arabesk konusu devamlı gündemde. Bu konuda iki yönlü bir karşı duruş var. Ama bunun yanında da en son gördüğümüz Bayhan örneğinde yani 40 milyonun üzerinde şu anda takip olan, dinlenmesi olan aynı tarzda her yaş grubundan takip ediliyor. Merak ettiğim bu kişilerin seslerinden mi etkilenme oluyor? Avrupa'da bu şekilde bir örnek var mı? Yani böyle kendi söylemesiyle karşı topluluğu etkileyen böyle marjinal bir şekilde işte aynı Müslüm Gürses örneğinde konserlerinde gördüğümüz gibi böyle vücuduna zarar verecek şekilde. Başka örnekler acaba dünyada var mı? Bunu merak ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir program. Teşekkür Şey, ediyoruz. o zaman şey, sizi mi anlamak istiyorsunuz? İnsanlar müzikleri dinlerken ses teninden mi etkileniyorlar, yoksa Hocam orada özür dilerim. Ben sıra harici ben bir şey söylemek, sanki yanlış anlaşıldı. Arabesk aslında yapısındaki arabesk biraz farklı bir arabesk.
Yani bizde aslında Arap müziğinin o göze hoş gelen raks notalarının diyeyim alınıp Türkçe sözlerle yeni bir tarz oluşturulması. Aslında Mahdi Hoca ile Türkiye'de arabesk konuşması farklı şeyler. Şimdi biz Mahdi Hoca Arap dünyasındaki arabeskten bahsederken biz Türkiye'de Müslüm Gürses'le işte vesaire vesaire özdeşleştiriyoruz ama aynı şey değil. Mahdi Hocam muhtemelen arabeski Müslüm Gürses'in işte Ferdi Tayfur'un söylediği arabesk tarzını belki bilmiyordur yani. Çünkü o farklı bir boyut. Yani Müslüm Gürses boyutu farklı bir boyut. Şimdi Mahdi Hocam'ın bahsettiği müzik tarzı evrensel anlamda, evrensel anlamdaki müzikler. Anlatabildim mi demek istedim? O yüzden Mahdi Hocam'la şu anda bizim arabesk bakış açımız arasında bir şey var, kopukluk var. Frekans tutmuyor Olabilir. şu anda yani. Aynı şeyden bahsetmiyoruz. Mahdi hocam anladık mı? Evet Anlayabildik mi? evet anladım. Oradan çıkıyor. Çevireyim. Bir saniye çevireyim. İngilizce Özür inan dilerim böldüm ben sizi. hani arabi söylüyorum sen ama hani kudüs şu tuzeri mesela tuğay söyle kim sen de söyle çiz bakursan kim sen tuğay var müziği cehmi verir sonra Okay. falan. Na, bizim için begem ki benim Kimin afanın ki musiqi Arap o nazdik has be musiqi Türk ve yece be musiqi İran. O. İlk başta şey diyor. Arap müzikleri hem İran'a hem Türkiye'ye yakın bir şeyleri var, işte düzeyleri var. Evet. İndi. Veli musiqi Türk ta'sirish bishtar az musiqi Arabe. Açıla küçüğü. Musiqi Türk, Turka Tersi. ta'sir musiqi şun etkili şun bishtar az musiqi Arab. Ama Türk müzikleri Arap müziklerine göre daha çok böyle etkili. Ya da siz mi dediniz? Be Kesin. khatere harmoni Harmoni sayesinde. harmoni ve yek çahareme perdeyi ki derler. Beş miyim? Yek çahareme perde. Yek hatta tire çahar perde. Koma beş miyim? Peki. Yarım perde ve koma. Ha, yarım perde bakalım. Ha. Müslüm Gürses ki gökten. İşin kanandayı pape o ki der aranjman musiqi haşun bu ama aranjman meşe tenzi musiqi az استایل عربسک هم استفاده میکنه اون ویولون ها کمان هایی که میزنه خب چیز کنیست میشه بود؟ مسلم گرسه شرکزی شey diyor. Diyor ki اون پاپه Pop okuyor ama yaptığım aranjman müzikler şey daha çok benziyor. Böyle kemanlar kemanların aranjman yüzünden armalarına ama onun aslında şey bir şey bu Arap ufi ya. ne dur arabesk Ha arabeske daha çok benziyor. ama Helen. Helen'cim bir dakika. Şimdi ben konuyu anladık diye düşünüyorum. Arabeski ayırt ettik sanıyorum. Katılımcılar anladı diye. Ben mesajlar var. Biraz da onlara girmek istiyorum Mahdi hocam. tamam. Aslında bir tane mesaj gördüm, çok da hoşuma gitti. Bizim ruhumuzda arabesk var. Evet, ben de katılıyorum size. Armağan iPhone diye yazıyor. Kim bilmiyorum hangi hocamız ama arabeski anladık diye düşünüyorum. Bir başka Sibel hocamız da şöyle bir şey söylemiş. Yine toplum üzerinden müziğin sağlık üzerinde olan etkisi hakkında bilginiz var mı? Önereceğiniz bilgiler var mı diye. Bu konuda ne yorum yapmak istersiniz acaba? Ben bu yorumu bulsam söylerim size. Demir Ola. Yeniden kopyalayıp paylaşabilir miyiz? Aslında şöyle, sağlık açısından bazı hormonları etkileyebilir, değil mi? Mesela kortizol hormonunu azaltır. Ne bileyim, serotonin hormonunu yükseltebilir. Biz toplum olarak ya da sağlık açısından değerlendirdiğimizde bu şekilde bakıyoruz. Siz Evet. nasıl bakıyorsunuz acaba? Evet. Şayet mesela خوبی نباشه اینه که میزنم ولی 15 سال پیش آمریکایی ها اومدن یک آزمایشی رو کردن خب از موسیقی استفاده کردن روی گاوها خب Şey dedi ki söyleyeceğim hani örnek çok güzel olmamayabiliyor ama ki 15 yıl önce Amerikalılar hani müzik farklarına bakmak için inekleri almışlar ve onların üstüne deneyim yapmışlar. Bahat'ın şiir beden. Daha çok süt versinler diye. Hop.
و دیدن که این داره بیشتر روش داره این تاثیر رو میذاره. Daha çok hani işe yarıyor. Hani o müzik Peki sonuç pozitif gerçekten çıkmış o zaman. der gülhane ha اومدن این موسیقی رو پخش کردن و دیدن بعضی از گیاهان گلخونه‌ای دارن میوه‌های بزرگتری میدن، رشد میکنن. Çiçekçilerde de aynısını yaptılar. Müzik koydular işte. Sonra hani yaprakları çıkmaya başladı. Ama çizgi ki میتونه خیلی تاثیرگذار باشه که هورمون ما رو، یعنی موسیقی چجوری رو هورمون ما تاثیر میذاره، اینه که ما در چه زمانی داریم چه موسیقی گوش میدیم. Ha, diyor ki şimdi bizim üstümüz hani bizim hormonlarımızı nasıl etkilediği şey hangi durumda hangi zamanda nasıl bir müzik dinlediğimize bağlı Şoma bu. zamanı پشت یک ترافیک هستین و اون ترافیک شما رو سینرلی میکنه، اگر یک سمفونی گوش کنید بدتر اعصاب شما رو به هم میریزه. Diyor ki arabadasınız mesela, trafikte kalmışsınız, sinirlisiniz. Siz senfoni koysanız daha çok sinirli olursunuz. Böyle terlemeye başlarsınız, sıkılırsınız. Böyle camiye adi ya Yani nana. normal şey toplum için bu. Ya zamanı ki şoma نیاز به یک هیجان دارید، اگر موسیقی غمگین گوش کنید شما رو down میکنه. Ya da işte enerjiye ihtiyacınız var diyelim. Böyle pop müzik dinlemek istersiniz. Böyle üzgün müzikler dinleseniz daha çok kötü oluyor. Yani böyle düşüncelerinizi böyle biraz daha hani sizi mutsuz ediyor daha doğrusu. برگردم به صحبت اون خانم که در مورد فرکانس داشت میگفت، زمانی که شما نیاز به هیجان داری اینجا باید فرکانس های از موسیقی و نوت های از موسیقی رو گوش بکنی که بتونه هورمون های شما رو تحریک بکنه و بتونه اون دوپامین رو به شما تزریق بکنه. تحریک. آره هم یعنی هم تحریک میشه، یعنی یه جوری شما رو تحت تاثیر قرار بده دیگه. Neyse. Frekans konusuna gitmek istesek şey diyor, diyelim enerjiye ihtiyacınız var. Hani dinlediğiniz notalar, müzikler falan sizin hormonlarınızı böyle biraz şey ettirmeye başlıyor. Bir yani hormon değişikliği oluyor ve çıplak mı? Frekans ayırın bayağı Ne gitmek için. isim var mı? Kortizol. Aslında ilaç yerine hormon tedavisini müzikte yapabiliriz o zaman, değil mi? Yani bundan da bu sonuç çıkıyor. Bunun deneyleri de yapıldığına göre Hollanda'da da bunu kanıtlamışlar. Bir diğer hocam bir soru daha var. Aşağıda bayağı bir yazanlar var Mehdi hocam. Türkiye'nin sosyolojik müziği ne acaba genele baktığınızda? Bizim için ne dersiniz? Evet soru çok güzel. Allah Türkiye'de malazan mesela sosyolojiyi Nasıl yani? Türkiye'nin sosyolojik müziği hangi alan olabilir yani? Ne cür alan gibi deniyor? Klasik, arabesk, Bu pop, slow. hangi Aha. Türkiye? ببین موسیقی ترک، آره خود موسیقی ترک خودش یک سبک، یک نوع از موسیقیه. برای همینم هم میگم که توی دنیا اینا میتونن موفق باشن اگر که حمایت بشن. اینا خودشون یک سبکی از موسیقی هن که شاید اصلا بقیه کشورهای اروپایی هم خوششون بیاد اونو اجرا بکنن. ما نباید آره بگوی تلو. Şey diyor ki Türk müziği kendisi bir alandır zaten. Başarılı olduğumuzdan dolayı diyelim bir Amerikalı geliyor, beğeniyor. Hani bunlar da çalmaya başlıyor. Hani böyle çok fazla hani alanlar değil, kendisi bir alan Hop, olan be olarak hatır kabul in ediyor. ki mal خودشون هست. Hop. Kendiniz için olduğu için. Ve نوت هایی داره، هارمونی هایی داره که جا کشورهای دیگه اینا رو تا حالا تمرین نکردن، بلد نیستن اینا همه چی Diyor هست. ki kendi müzik tarzınızda olduğu için farklı harmonileriniz var. Hani diyelim diğer ülkelerden birileri geliyor ve böyle harmonileri hiç çalmamışlar, bilmiyorlar. Hani kendinize ait olduğu için kendisi bir alan Ve olarak melodi های kabul ediyor. Türkiye که هر شهرش مثلا از روستاهای کوچک تا شهر بزرگ داخلشون هزاران ملودی داره. هر کدوم از این ملودی هاشون قابلیت این نداره که یک سمفونی بشه، تبدیل به یک سمفونی بشه. Şehirlerinizde farklı farklı melodiler var. Hani bunların hani çok küçük köylerde bile hani farklı melodiler var. Bunların hani birleşikse kendisi bir senfoni falan hani içinden çıkabiliyor o derece. Fakat آهنگسازهای ترک باید این رو تبدیلش بکنن به سمفونی یا به یه قطعه اینسترومنتال یا مثلا تنظیم کنن برای یه قطعه مثلا شاد. اینها آهنگسازهاشون باید این کار رو انجام بدن. Besteci. بسیجله. Ha tamam. Ama şey de diyor ki ya, ama besteciler hani bunun üstünde çalışsa böyle enstrümanlar çıkmaya başlıyor. Çubuk
کلاسیک موسیقی، تپلی موسیقی کلاسیکش بکنم با پاپ ارکستر سمفونیکشون اجرا بکنم. orkestralardan çalmaya başlıyor. Hani içinden şeylerine detaylı baksalar. Ve Anladım. یک بخشی از اون برمیگرده به جامعه شناسان. Ve bu kısımda sosyolojiye hani geri dönüyor. Peki Mehdi Hocam, şimdi biz Türk sosyologlar olarak karşınızdayız. Dolayısıyla biz globalde düşünüyoruz. Şimdi Kübra Hocamız şöyle bir şey söylemiş. Selamlar, Güney Afrika'nın toplumsal yapısı ve sokak dansları ile ilgili de konuşsak ne kadar muhteşem olurdu demiş. Biz Kübra Hocamızı da kırmayalım. Siz de dünya genelinde baktığınız için yorumunuzu alalım kısaca hocam. Mesaj verdiler Hülya'nın, Kübra'nın. Evet, Güney Afrika'nın toplumsal yapısı ve sokak dansları ile ilgili yorumunuz ne olur? Derbore Güney Afrika Müslüman Yani Müslüman. konu iyice globalleşti tabii ki. Dansı mesela Evet. bunu şöyle Evet. çifek mi var? ببین موسیقی آفریقا بر پایه ریتم. Afrika'nın müzik şeyleri hani Ritim. Ritim. ritme bağlı hani şey, ritimden başlıyor. Ve dans ha ve musiki hashun çun ha kabayel daran kabile hay Afrika'yı, keşfer hay Afrika'yı. Abi. Kolum keşfer Afrika'yı. Musiki shun bejen ki bishtar instrumental başe. Musiki shun ritim ritmikler. Şey diyor, Afrika'da farklı şehirler, farklı köyler falan olduğu için bunların böyle dans, hani sokakta dans yaptıkları şey daha çok ritme bağlı Ama enstrümana bazı göre. کشورهای آفریقایی که عرب زبان هستند، اونا موسیقی تحت تاثیر عرب رو اجرا میکنن. Ama hani bazı şehirleri var orada Arapça falan konuşuyorlar. Onların müzikleri Arap müziklerine daha çok benziyor. Hani ondan örnek alıyorlar. Hamon ben. Anladım. Şimdi Mehdi Hocam, bir de Necdet Hocam bir ekleme yapmak isteyecek galiba. Buyurun hocam. Teşekkür ediyorum. Öncelikle bizi kırmayıp bu ekranlara geldiği için Mehdi hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Tercüme kızımıza da ayrıca teşekkür ediyoruz. Bizi Teşekkür ederim. aydınlatmaya çalışıyor. Ben şöyle bakıyorum. Yine müzik sosyolojinin bir alt dalı olarak kendisini göstermek. Burada da şunu görüyorum ki bütün toplulukların kendi değerlerine göre kendi yaşamlarını yine böyle musiki haline getirmiş ya da melodi haline getirmiş. Yine o toplulukların değerlerinden, işte düğünlerinden veya merasimlerinden birçok konuları sosyolojik olarak müzik üzerinden tarihi bir süreç içerisinde bize aktardığını gözlemlemekteyiz. Hatta bazı tarihçiler bazı şiirlerden, bazı yazılan bu tarz ne derler ona işte zaman zaman bu mersiye oluyor, koşuk oluyor. Buna benzer birçok eserlerden o tarihi sosyolojiyi ya da toplumun yaşamını orada şey yapabiliyor. Yine müzik bir tarz gibi gözükse bile aslında bir toplumun üretimidir. Yani sosyolojik olarak bir üretimdir. Bu üretimler aslında yaşamın içerisindeki işte sosyal yaşamın içerisinde ne var? Duygular var ve bu duygularla birlikte aktarılmış sözler olmakla birlikte bu duyular insanı bazı konularda harekete geçiriyor. Bazen heyecan veriyor, bazen hüzün veriyor, bazen onu harekete geçirecek motivasyon sağlayabiliyor. Yani müziğin sosyolojiyle ilgisi aslında hayatın var olan dinamiklerinin bir çeşit tınısı olmuş gibi hissettirdi bana. Bu konuyla ilgili aslında sosyologların da araştırma yaptıklarını biliyorum. Özellikle klasik sosyologların George Simmel gibi, Max Weber gibi veya Alfred Schultz gibi birçoğu müzik konusunda müziğin toplumsal dinamizm üzerine etkilerini böyle çalışmış çok da güzel şeyler var. Bazı arkadaşlar burada soruları soruyor. Sorarken de tam bir Türk gibi soruyor. Duygusal soruyor böyle sorularını. Sosyolojiden
Bu alanda kopmamıştır. Yani alt zemin sosyolojiye çok şey katmıştır. Araştırma konuları bile olmuştur. Yani örneğin bir Roman kültüründe düğünler nasıl yapılıyor ve orada kullanılan enstrümanlar, sözler veya Anadolu'da ozanlar var, halk müziği var, geçmişte yaşanan sevdayı, aşkı ya da toplumsal kahramanlıkları ifade eden birçok müzik ve şiirleri görüyoruz. Özellikle belki son zamanlarda bunu çok fazla görmüyoruz ama işte 1950'ler öncesinde ozanların farklı farklı illere giderek toplumsal hikayeleri müzikle şey yaptığını, aktardığını, tarihi şeyi aktardığını görüyoruz. Mesela İran'da çok fazla miktarda şeyler vardır, böyle deyişler vardır. O deyişler de özellikle mesela Hazreti Ali'nin şeyini, hayatını ve yaptığı o mücadeleleri çeşitli müziklerle Değişik, anlatırlar. Ben bunlara değişik. da şahit oldum. Biraz o dönemde Farisi şeyleri dinlemiştim. Çok hoşuma gitmişti. Bazı konular hani görünürde abartılı gibi gelse bile ama bir kahraman anlatılıyorsa o müziğin içerisinde o sosyolojik yaşamı da siz hissedebiliyorsunuz, sizi harekete geçirebiliyor. Bu anlamda da ben sosyolojinin müzikle iç içe olduğunu ve müziğin sosyolojiye çok ciddi bir materyal ya da malzeme olduğunu görüyorum. Bunu da Mehdi Bey çok güzel şey ifade etti. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Burada kendisini konuk ettiğimiz için de ayrıca bahtiyarız. Katılan ve soru soran arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Bunları söylemek istedim. Tekrar hoş geldiler, sefalar getirdiler. Teşekkürler, sağ olun. Mahdi Hocam'ın müziklerini Spotify'dan bulabilirsiniz. Hocam sizin müziklerinizi sormuşlar. Evet. Orada Mahdi Vojdani diye kendi besteleri üzerine Evet, bir plağı evet. var. Orada dinleyebiliyorsunuz. Hocam birkaç mesaj daha var. Artık vaktimizin de sonuna geliyoruz. Ben hemen onlara da bakıyorum. Bakıyorum. El kaldıran var mı Necdet Hocam? Ben göremiyorum ama siz de var mı? Görüyor musunuz? Ateş Fatma ateşli bir şekilde bekliyor. Peki hocam, Fatma Hocam buyurun lütfen. Hocam ben mütevazi bir şekilde ötekiler söylüyorum ama hani hava yapmak için değil de ben piyano çalan bir sosyoloğum. Bu programda benimle birebir çok ilgili. Benim müzik kulağım var. Nota bilmiyorum ama bir parçayı bir iki defa dinlediğim zaman geçip başına bir güzel çalıyorum onu. Yani çok klasik müzik, Batı müziği, işte o Beethoven'ları, Chopin'leri çalamasam da Evgeni Grinko'nun birçok parçasını çalıyorum mesela. YouTube'dan çalışıyorum. Orada artık günümüzde her şeyin kolaylığı var. Ne diyorum, yazdım oraya ama toparlayamıyorum şu an. Bakın özetlemiştim. Ha evet. Bazı insanlar müzisyen doğar sözüne binaen benim de doğal müzik kulağım var ve nota bilmeden amatörce piyano çalan bir sosyoloğum, taklit ediyor da diyebiliriz. Evimde elektronik piyanom var. Duyduğum, sevdiğim her müziği bir iki kez çalıştıktan sonra çalabiliyorum. Evgeni Grigo çok seviyorum. Programdan sonra toplumdan etkilenerek beste yapmaya çalışacağım. Kendimi geliştirebilmek için tavsiyelerinizi isterim Mahdi Hocam. Çok teşekkür ederim diye yazmışım. Bir de sizin müziklerinize nereden ulaşabilirim? Hani YouTube kanalınız, Instagram'ınız, Facebook'unuz var mı diye sormuşum. Teşekkür ediyorum. Buyurun. میگه چیزه من خودم اون مثلا هم که پیانو میزنم و اینا اما فقط تو یوتیوب و جای دیگه آهنگ رو که به تو نمیتونم بزنم ولی آهنگا رو که گوش میکنم بدون نوت میتونم مثلا تقلید کنم مثلا راحت میتونم بزنم و اینا مثلا اگه خوام بسته مثلا خودم میزنم بسته شی بستهجی olarak mı sordunuz? Hani kendiniz müzik yapmak mı istiyorsanız son Evet. kısmını ha. Evet, müzik yapmak istiyorum ve yardım yani sizden tavsiye bekliyorum. Nasıl çalışmalar yapabilirim? Şey diyor diyor ki mesela ben kodum bakalım sen mutlaka bir söz ama oyna mesela tavsiyatın içeri mesela cevap edelim mesela. Bebin usulen du model adam. Fatma Hocam şöyle söyleyebiliriz. Mehdi Hoca'yı Instagram hesabından takip ederseniz o sizi yönlendirecektir. Sağ olsun kendisi çok mütevazi bir insandır ve hep cevap verir.
Orada karşılıklı olarak konuşabilirsiniz. Mehdi Hocam adına ben kefilim açıkçası. Bu Sağ konuda olun hocam. yardımcı olacaktır. Aslında Bilmiyordum. bu konu sosyal ilişkilerimizde de, siyasal ilişkilerimizde de, hatta şu an online ilişkilerimizde de bile yumuşatıcı ve kaynaştırıcı bir etki oldu değil mi? Yani her Evet. anlamda Çok teşekkür. bizi de geliştirdi. Mahdi Hocam sizden kısa bir dinleti istiyorlar aynı zamanda. Vaktimiz de kısıtlı. Biz sizden bize küçük bir dinleti alabilirsek çok memnun oluruz. Tabii hocalarım var mı sormak istediğiniz, katkıda bulunmak istediğiniz? Amin. آره بگو که من خیلی تشکر میکنم که من دعوت کردیم از انجمن جامعه شناسان ترکیه چند تا درخواست دارم که میخوام رو بگم. İlk şey diyor hani bu kadar uğraştınız işte bana söylediğiniz gelmem için size tavsiye vermek için cevaplarımı duymak istediğiniz için teşekkür ederim diyor. Türkiye'deki sosyologlara birkaç tane isteği var. Hani yapmalarını istediği birkaç şey var. یکی این که بتونن مذاکره کنن با دانشگاه های هنر که درس جامعه شناسی رو در دروس درسی هنر کسایی که دارن رشته هنر میخونن حتما باشه، چون خیلی مهمه. Sanat okuyan, hani üniversitede sanat okuyan öğrencilerin böyle sosyologların üniversitelere gidip bir şey yapması, hani bir anlaşma yapması ve hani öğrencilerin de böyle sosyologun nasıl bir şey olduğunu öğrenmesini istiyor. Böyle ders şeklinde olsun diye. Çünkü hani sanatla bağlı olduğundan dolayı onların öğrenmesini istiyor. Dobare takip Yani biz kan. üniversitelerdeki hocaları mı sosyologlar olarak görüşelim bu konuyu? Sosyoloji dersine mi girsin? Öyle mi algıladık? Evet. Derse sosyolog diyor. Are Evet. hırmı Evet adam diyor ki sanat okuyan kişilerin böyle sosyolog dersi alması gerektiği için böyle bir şey yapması iyi olur diyor. Çünkü eğer ki hunermen jame şenasi ro nadune ve nakhune هم نمیتونه آهنگای قدیمی رو درست اجرا کنه، هم نمیتونه اثر جدیدی رو خلق بکنه. Bir sanatçının sosyoloğu bilmese bile yani hiçbir şey yapamaz. Yani ne müzik hani besteleyebilir hani yeni müzikle ne eski dönemlerden kalan tarihsel eserleri doğru düzgün çalabilir. Çünkü bilmiyor hani en önemli parça da sosyoloğu bilmesi. Ve Anladım. nasıl bu tarih musiki farklı. Sosyoloji tarihle çok farklı alanlar. Bir de Müzeyyen Hocam galiba söz istiyor. Müzeyyen Hocam buyurun lütfen. Hoş geldiniz hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. İyi ki gördük sizi. İyi ki geldiniz. Zahmet ettiniz ama bizleri de çok mutlu ettiniz. Teşekkür. Bizler sosyolog olarak bizi bizden daha güzel ifade ediyorsunuz. Bunun için de ayrıca teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Her şeyin içinde sosyoloji var ve siz bunu özellikle vurguluyorsunuz hocam. Her okulun, her üniversitenin bu sosyolojiyi illaki okutsun diyorsunuz. Mükemmel bir şey bu hocam. Bunu ifade etmek istedim. Teşekkür ederim. Gerçekten bu söylediğiniz şey bugün toplumların, bugün dünyanın, bugün insanların birbirlerini anlamamalarını, birbirleriyle diyalog kuramamasının temelini oluşturuyor hocam. Siz bunu çok güzel tespit ettiniz ve çok güzel de ortaya koydunuz. Teşekkür ederim. Türkçeniz de çok mükemmel bence. Hiç tercümana da ihtiyacınız yok hocam. Gayet güzel anlatıyorsunuz. Teşekkür Çok ederim. teşekkür ediyoruz hocam. Ben fazla bir şey söyleyemeyeceğim çünkü her şey çok güzeldi. Hülya hocam Teşekkür size de teşekkür ediyoruz. Rica ediyorum. Aslında Ankara'da canlı bir seminer düşünmüştük biz Mehdi Hoca'yla. Daha önce toplantıda Aziz Hoca'yla konuşmuştuk ama Mehdi Hoca İstanbul'da yaşıyordu, gitmiş. Böyle online olmuş oldu. İstanbul'a döndüğünüzde biz canlı da sizinle görüşmek, seminerinize katılmak isteriz hocam. İstanbul'da olabilir, Ankara'da olabilir. Türkiye'ye döndüğünüzde mutlaka bizi bilgilendirin. İnşallah. Bugün برای تور کنسرت هم در کانادا هستم و تا پایان 2024 اینجا تور کنسرت هم هنگه کنسرت میزنم. تور همون تور میزنم. Konser türleri olduğundan dolayı şu an hani 2024'ün sonuna kadar Kanada'da kalacak.
İnşallah kardeş. İnşallah sonrasında hani belki gelebilir belki gelemez. Ama hani siz söylemek istiyor ki hani siz bilin diye hani şu anlık birazcık dolu. Ben میخوام دعوتشون کنم که اگر وقت داریم خیلی کوتاه پیانو بزنم براشون یعنی. Şey dedi ki size şey davet etmek istiyorum. Hani birazcık zamanınız varsa size bir küçük bir piyano çalmak istiyor. Tabii hocam buyurun. Herkes zaten heyecanla bekliyor hocam buyurun. Ben bayağı dürbünü bu hamuş konum çünkü piyanom un var ederim bu var ederim icra bakalım diye inan laptop da varım. Tabii bir saniye olarak hani kamerayı kapatması gerekiyor. Çünkü laptopu alıp diğer tarafa gösterecek kanalın olduğu yere. Peki hocam tamamdır. Tamam. Çeciliğin zaten. Efendim? Okey. Tamam lütfen bana diye ki betuna bana şunu için. Bir doktora müce ki betuna tercüme edin. Aziz hocam, bu arada ben telefondan giriyorum da fotoğraf alma işini siz mi yaparsınız acaba? Ya da Ümmü hocam siz de yapabilirsiniz bilgisayardaysanız eğer. Ben de telefondan girdiğim için yazdım. Ben Ben birkaç Bilgisayardan giren arkadaşlar. Necdet Hoca Evet. alabilir bence o bilgisayardan girmiştir. Ben birkaç poz aldım hocam. Tamam aldınız mı? Peki hocam. Hocam poz verseydik. Evet. Poz Hocam verelim. kapanmadan yapalım o zaman. şey yok. Aynen. Mehdi Hoca yok. Mehdi Hoca Mehdi piyanoya Hoca da girdi. ben buradayım. Geldi. Mehdi Hoca Mehdi Hoca da açınca kamerayı. evet şeyle Evet kemanla gelmiş. taraf hocam. Mehdi Hoca da gelmiş. Alabiliriz. Evet Poz geldim. Hocam tam böyle keman elindeyken alırız. Daha şey yok. verebiliriz. Hazır mısınız arkadaşlar? Evet. Fotoğraf. Evet. Ses geliyor mu? Geliyor Evet geliyor. geliyor hocam. Çektim arkadaşlar. Teşekkürler. Şu an çalıyorsa bize ses gelmiyor. Mehdi hocam ses gelmiyor ama Ses çalıyor müziğin musun? sesi gelmiyor. Ses gelmedi. Evet çalıyor muydunuz? Piyano çalıyor zannedersem ama ses Evet. yok. Nasıl Biz ses? ses duymadık hocam. Piyanonun Piyanonun sesini almadık. Hocam gönülden çaldığı için biz de gönülden duyuyoruz herhalde. Neden? Bakalım Ama Halil nerede? oto setting bir saniye ben bir bakalım. Evet, şu anda aldık hocam. Aldık mı? Şu an aldık. Ses biraz açık ses. Ses geliyor mu? Hayır, yine gelmedi hocam. Sizin sesiniz geliyor ama piyano sesi yok. İnme hatırın, yine benim sana harfim zaman selam yeri. Bebeğim selam yeri. Ha, bak, Ha. şunu gittim. Yok. Geliyor. Yok hocam gelmiyor. Gelmiyor. Bilmiyorum. Daha güzel bir yeri yaparsan. Bunu ince Yok. basın. Böyle bak. Tamam. Şöyle bakalım. Allah, niye gelmez ya ses? Yok hocam piyanonun sesini biz almıyoruz. Vallahi Burada bir şey var mikrofonda. Ben konuşurken ses çok güzel geliyor ama piyanonun sesi daha yüksek olmasına göre gelmiyor ha, yani. şimdi geliyor. Şimdi gitti. Ne mi gider? Ha, ben aslan. Nasıl da bunu. Erpa'dan bezenem benim çatörmüşe. Erpa'dan valla bilmiyorum. Hani Neyse konuşuyoruz. hocam artık. Piyano gelmiyor. Evet ses alamadık. Neyse bize borcunuz olsun bence. Bakalım belki de böyle gelir.
Yok hocam, gelmiyor Mehdi hocam. Ses alamıyoruz. Piyanonun sesini Şimdi almıyorum. nasıl? Böyle Nasıl? kesik bir ses geldi ama. Başladı, Bana sen hiç girdin. ses gelmedi. Bir saniye. Zaman zaman Aziz Bey'e camın dışarıdan korna sesleri geliyor. O şey zannediyor olabilir. Piyano sesi zannedebilir. Mikrofonu kapatıp dinliyorum hocam. Tamam. Mehdi hocam, zahmet vermeyelim olmuyorsa. Olmadı galiba. Mehdi hocam, Dünya Sosyologlar Derneği olarak biz katılımınızdan dolayı size çok teşekkür ediyoruz. Bize vermiş olduğunuz mesajları aldık, heybemize attık diyelim. Çok faydalı bilgiler de edinmiş olduk. Çok teşekkür ediyoruz. Katılımcılara da çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli hocalarımıza da çok teşekkür ediyoruz katkıları için. Başka bir seansa görüşmek üzere inşallah. İyi akşamlar diliyorum herkese. Hoşça kalın. İyi akşamlar, iyi akşamlar.